Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir. Bu aralar diksiyonum bozulmuş. Daha yeni memuriyete geri döneceğinizi bildiren rüyalar diye bir video çektim. Videoyu çekerken resmen böyle diksiyonum dolanıyor. Çok zor konuşmaya başladım bugünlerde. Aşırı uykusuzluk, çalışma, çalışma ve daha fazla çalışmalıyım. Çalışmayı seviyorum. Acaba karoşa hastalığından mı muzdarip oldum bilmiyorum. Şimdi hoş olmayan bir rüya ile karşınızdayım arkadaşlar. Ama böyle çok büyük kötülükler falan getirmez. Yani ben biliyorsunuz beni getirirse söylerim arkadaşlar. Ama getirecek bir rüya değildir. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre, içinde bulunduğunuz duruma göre anlamları değişir arkadaşlar. Yani en küçük sembol rüya akışında anlamı değiştirir. Geçen bir arkadaş yazmış. E Selçuk Bey siz para, parasızlık getirir diyorsunuz ama ben para verdiğimi gördüm, para geldi. Para verdiğini görmen yani sadaka, zekat verdiğini görmek iyidir. Ama normal bir şekilde verdiğini görmek yine parasızlıktır. Hani en küçük sembol, detay rüyanın anlamını baştan sona değiştirir. Rüyada güneş gözlüğü gördün. Nasıl gördün? Taktığını mı gördün? Çıkardığını mı? Kırdığını mı? Güneş gözlüğünü taktığında her tarafı karanlık mı gördün? Yoksa aydınlık mı gördün? Nasıl? Yani en küçük sembol rüyanın anlamını değiştirir. Şimdiki rüyamız nedir sevgili arkadaşlar? Rüyada gaz çıkarmak, yellenmek ya da en mantıklı söylenecek arkadaşlar gaz çıkarmaktır. Ya da böyle hoş olmayan tabirle osurmak. Arkadaşlar bu rüya hoş olmayan durumların ortaya çıkacağını bak. Daha en çok nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu rüyayı gördüğünüz gün bir aile içi şiddet yaşanıyor. Yani böyle fiziksel şiddet olmasa bile sözlü şiddet nedir? İşte anneler yani şöyle söyleyebilirim. Örneğin binde hiçbir şey yok, ortada sorun yok, olay yok. Yani annelerin garip huyları var. 1996 yaşan, yılında yaşanmış olayı çıkarıyorlar, konuşuyorlar. Ne oluyor? Huzursuzluk çıkıyor. Ya da en küçük harcamada ya da bilmiyorum çok garip şey olayları var. Böyle gece vakti yemek siparişi verdiğinde sanki o insanı biz rahatsız etmişiz gibi böyle bir mahcup olma durumları var. Ben de anlam veremiyorum. Yani... Böyledir arkadaşlar. Bu rüyayı gördüğünüzde aile içi bir sıkıntı yaşayabilir. Ya da bir başkasını gördünüz. Gaz çıkarırken gördünüz. Onun size söylediği bir yalana işaret edebilir. O yalanı yakalayacağınıza işaret edebilir. Örneğin çiftler arasında görülen, çok görülen sevgililer arasında görülen bir semboldür. Sevgilinizin gaz çıkardığını görürsünüz. Ya hiç hoş bir sembol değil arkadaş. Başka anlatılacak şey yok mu da? Ama ne yapalım arkadaşlar görülüyor. Yani her şey görülüyor arkadaşlar. Bu rüya aleminin bir sınırı, bir şeyi yok. Her şey görülüyor. Yani o eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde sizden sakladığı bir şeyin ortaya çıkacağına işaret eder. Hoş olmayan durumlarla, hoş olmayan söylemlerde bulunacağına, sizin kalbinizi kıracağına işaret eden bir sembol olabiliyor arkadaşlar. Diksiyonum için kusura bakmayın bu aralar. Yoğun çalışmadan dolayı kafamda kodlar dönüyor. Onu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Çok dilim resmen tutulmaya başladı. Yoğun çalışmalardan ötürü ondan kusura bakmayın. Daha iyi bir gelecek için hayat Dünyada hayat zorlaşıyor, iyice zorlaşıyor arkadaşlar. Yani bakın yapay zeka nerelere geldi, kaç tane sektörü bitirecek, yazılımda bile bitireceği alanlar var. Örneğin frontend'in ben birkaç seneye kalkacağını düşünüyorum. Ön yüz tasarımcıların yani şu an çok dehşet işler yapıyor yapay zeka. İlerleyen zamanda nasıl olacak? Hani öyle servis elemanı, ya garson, ya da ne diyebilirim kasiyer bunlar tamamen yeryüzünden silinecek arkadaşlar. Yani şu an arabaları bile yapay zeka kullanıyor ve insandan daha iyi kullanıyor. İnanılmaz bir seviyeye geldi. Tamamen teknokent oluyoruz. Teknoloji hayatımızın her alanında, her yerinde. Yani yapay zeka videolar da oluşturuyor. Çok dehşet bir şekilde. Bu rüya arkadaşlar hoş olmayan durumların ortaya çıkacağını. Yani bir kavga habercisi ya da size Hani yalan söyleyen biri var arkadaşlar. Sizi kandırıyor ya da sizi dolandırmaya çalışan çok yani detaylıca incelenmesi gereken ortağınız da olabilir bu kişi ya da şöyle söyleyebilirim. Bizim komşumuzun çocuğu şey evde altın işte annesi babası biriktirdiğinden gram altın alıyor vesaire alıyor. O gün kadın böyle bir rüya görüyor. Çocuğunun gaz çıkardığını görüyor. Niye gelir acaba diye. Orada muhabbet ettiğimizde çocuk o gün ne yapmış biliyor musun? Evdeki bütün altınları toplamış. Artık hangi arkadaşı akıl verdiyse nasıl yaptıysa bilmiyorum. Kumar oynamış ve kumarda hepsi gidiyor. Kaç senelik 7-8 senelik bir birikimden söz ediyoruz arkadaşlar. Ya aile resmen yani şöyle söyleyebilirim. O gün o evin ışıkları sabaha kadar açık kaldı arkadaşlar. İşte Bakın çocuğunuzdan bir şey esirgeyin demiyorum ama yaşı küçük bireyler yani kontrolsüz güce sahiptir. Birilerinin etkisi altında kalır. Sıkmayın, baskı kurmayın ama her anını da izlemeye çalışmayın ama kontrol altında, şefkatli bir kontrol. Öyle baskıcı, zorlayıcı bir kontrol değil. Şefkatli bir kontrolle yönetmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü o insan kulaktan dolma şeylerle hareket edebilir. İyi niyetle hareket etti. Ne oldu? Annem babam zor şartlarda çalışıyor. İşte şu maç kazanacak, şu şu kumardan şöyle kazanırım vesaire. Daha fazla paramız olacak. Böylece annem babam çalışmayacak şeklinde hareket etti. Yani düşünce sistemi böyle gelişti. Ama sonuç nedir? Sonuç olumsuz oldu arkadaşlar. Hani böyle hoş olmayan durumlar diyorum ya. Gerçekten bu rüyayı nasıl yoruma yorarım da iyi olur bilmiyorum. Yani gerçekten sevgili arkadaşlarım hoş olmayan bir rüya. Kendinizin böyle bir şeyde bulunduğunuzu, böyle bir eylemde bulunduğunuzu görmeniz arkadaşlar. Yani başkasını görürseniz başkasından oluyor. Kendinizdense sakladığınız şeylerin ortaya çıkmasına işaret ediyor ya da yapacağınız yanlışların başka insanları yansıyacağını en çok da aileniz arkadaşlar. Sevin ya da sevmeyin. Başınıza her tür ne sıkıntı gelirse gelsin. Başınıza kalkacak olan da o zararı giderecek olan da ailenizdir. Kızar, döver, bağırır, çağırır ama gene sizi atamaz. Hani şimdi öyle durumlar var ki insan hani gerçekten kendini kontrol edemiyor arkadaşlar. Şimdi tamam dayak şiddet iyi bir şey değil ama öyle şeyler oluyor ki insan hani sinirden öfkeden böyle dramatik şeyler yaşamazsınız. Hani dizini döven, kendini tokatlayan insanlar hayatımda 2-3 kez gördüm ben. Fazla görmedim. Fazlasını görsem hani o an o beyin şey kontrol edilemiyor. Yani insanlıktan ya çıkıyor bir şeyler oluyor çok değişik bir psikoloji arkadaşlar yani insanlıktan çıkıyor demem de doğru bir tabir olmadı ha, insanlıktan çıkmak nedir hoş olmayan insanlığın onaylamayacağı eylemlerde bulunmak ha bu da olabilir ama bazen tamamen kontrolünü duygusal olarak çöküntü her şeyi yaptırır arkadaşlar ondan çocuğunuz varsa kontrollü şefkatli bir şekilde izleme yöntemini kullanın ve evde para durdurmayın arkadaşlar. Çünkü ise ya her şey olabilir. Tehdit de edilebilir çocuk. Yani birilerinden korkabilir, para isterler, gider götürür ya da bunlar hep yaşanmış şeyler. Şu an banka diye bir şey var. Bankaya git paranı koy. Altının varsa kasaya koy. Yani yastık altı altın, şuraya bankaya paraya, şey, evin koltuğun altına koyun hem güvenli değil. Hani banka en güvenli yer arkadaşlar. Ya budur yani. Koskoca devlet var. Türkiye Cumhuriyeti. Ne olacak yani? Ondan bankaya koyun paranızı evde durdurmayın. Böyle şeyler hep yaşandı arkadaşlar, yaşanıyordu. Ondan diyorum ben size. Yani bu rüya güzel bir rüya değil. Birilerini görürsün. Şeydir. Ya hoş değil. Hoş olmayan artık nasıl örnek verebilirim? Bazen insan annesini babasını kandırma ihtiyacı duyar mı? Duyuyor arkadaşlar. Yani üzülmesinler istiyor, öğrenmesinler yine telafi eder ama ondan sonra duyuluyor. Ne oluyor? Anneler babalar da her şeyi çok abartıyor yani. Sanki dünyanın sonunu, sonu geldi. Ne oldu? Ölüm mü oldu? Hani o altın çalma meselesinden bahsetmiyorum. Başka meseleler için. Çok ani aşırı tepki verenler var ya. İşte ben çocuğuma cep telefonu almam. Sosyal medya kullanır. Kardeşim kullansın. Yani sosyal medya harika bir yer. Yani çok iş buldum arkadaşlar ben zamanında sosyal medyadan ve gayet iyi iş buldum. Yani birçok işe yarıyor. Hani denklem şudur. Bıçakla insan da doğrarsın, domates de doğrarsın arkadaşlar. Budur yani. Bu kadar şey yapmayın. Yani hoş olmayan durumların ortaya çıkmasına işaret eden bir semboldür. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.